Merhaba sevgili yengeçler, yükselen ve ay burcu yengeç olan arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz canlarım. E, nasılsınız bakalım? Umarım çok çok iyisinizdir. Rabbim hepinize sağlık ve iyilik nasip etsin. Dileklerimle. Bugün yengeç burcu 1-15 Ağustos bakımı yapacağım. Bakalım yengeçleri neler bekliyor? Ne gibi değişiklikler olacak yengeçlerin hayatında? Yengeçler su grubuna dahildir neticisi gezegeni ay'dır. Uğurlu günleri e, pazar günü. Uğurlu sayıları 3 7. E, uğurlu renkleri gri ve beyazdır arkadaşlar. Uğurlu taşları incidir. E, yengeç burçları anaç karaktere sahip, kariyeri seven ee, fazlasıyla e, biraz takıntılı burçlardır. Çok fazla değil ama kıskanç burçlardır. Yengeçler sevdilerse tam severler yengeçleri. Üzmeyelim arkadaşlar. Çok duygusal burçlardır yengeç burçları. Şimdi Genellikle yengeçe bir genel bakım yapacağım. Her zamanki gibi. Sonra detaylı aşk ve ilişki e, kariyerde bakacağım. Bu arada kanalıma abone olarak izlerseniz çok sevinirim. Çok ciddi emek sarf ediyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi de gece saat 4'lerde video çekiyorum. Video sessiz olsun, kaliteli olsun diye. Evet şimdi kart düştü de onu aldım. Bu kartları Açayım. Kart kendine attı. Evet. E, bu arada YouTube kanalım, Instagram ve TikTok kanalımda var arkadaşlar. Yeni açtım TikTok'ta. Hepinizi beklerim. Başlık aynı. Adresim aynı. Nur ile kahve saati hepsi eşit bir şekilde aynıdır. E, şimdi her zaman söylüyorum. Bu bir genel açılımdır. Üzerinize uyanları alın. Uymayanları geri evrene iade edin. Yüzdeye bakarak, enerjinin yüzdesine bakarak, çoğunluğuna bakarak konuşuyorum. Özel açılım için Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram adresimi videoların alt kısmına etiketliyorum. Görüntülü bakım yapıyorum arkadaşlar. Ee, tarot kahve bir arada bakımınızı Tarot kahve, iskan bir arada bakımınızı yapalım. Ya, bakım yapıyorum. Şimdi e, yengeç burçları e, gördüğünüz gibi aşk hayatında bir inatlaşma ve dirençten dolayı diyor. Sıkıntı ve üzüntü ve kıskançlıktan bahsediyor. Yengeç burcunun hayatındaki değişiklikler ve yenilikler olacağını gösteriyor. Sallantılı bir durumdadır. Kararsız kaldığını gösteriyor. Bu tarafta aşık ama ikilemde kaldığını gösteriyor. Yengeç burcunu çok yoğun bir dönem, çalışma dönemi bekliyor arkadaşlar. Şimdi burada kaygılar içerisinde olduğunu gösteriyor değişim yapma konusunda kaygı yaptığını gösteriyor bu ister iş değişimidir yer ve e, mekan ülke değişimi olabilir bir yol yapacağıyla ilgili yengeç burcunu bayağı kaygılı ve düşünceli gösteriyor kartlar genel açılımda bunlar var yengeçin kızgınlığı var sivriliği var sanki bir e, gard almış durumda işle alakalı veya ortak işlerle alakalı sıkıntılı gösterdi yengeci yengeç çok kızgın ve sinirli gösteriyor yani e, kesin bir tavır içerisinde olduğundan bahsediyor kartlar e, çünkü ihaneti ve olumsuzluğu yemiş olarak gösteriyor yengeç burcunu genel anlamda kızgın gösterdi şimdi yengeç burcu aşk ve aşk bakacağım bakalım aşkla yana neler var şu diğer tarotla bakacağım Evet bir bakalım yengeç burcunu 115 Ağustos'la aşkla ilgili neler bekliyor Yükselen yengeç olan arkadaşlar da öğrenebilir. Bu arada arkadaşlar yükselen burcunuzu öğrenmek isteyen arkadaşlar ee, lütfen Bilgilerinizi tam yazın. Yarım yamalak yazıyorsunuz. Doğum saati, yıl, ay, gün olarak doğum tarihi ve doğum yeriniz lazım. Sevgili arkadaşlar hepinizi e, sorularını cevaplıyorum. Çok nadir. Yani cevaplamadığım çok nadir kişi var. Belki de hiç yoktur. Hepinize yetişmeye çalışıyorum. Sizi çok seviyorum. İlgi ve alakanız için hepinize çok çok teşekkür ederim. Şimdi yengeç burcuyla toprak gruplarının arasındaki güzel anlamda değişikliği ve pekişmeyi gösteriyor. kartlar boğa başak oğlak ve yükselen boğa başak oğlak olan partnerleriyle biraz ailelerin arasındaki tartışmalı ve e, sanki bu ilişkinin içindeki muhabbete ailelerin karıştığını gösteriyor. E, biraz sürüncemeli bir ilişkidir yani biraz kaygıları var ama Kesinlikle topraklarla olan sıkıntının gideceğini gösteriyor Çünkü bir plan uygulayacaklarından bahsediyor yengeç toprağı bekliyor toprağa karşı duygusal bağ var ama biraz diyor yengeç kendini çekmiş durumda yani bu ilişkide artık ben yeterince ee, şey e, çaba sarf ettim artık ilişkinin kurtarma ve ilişkinin düzeltme yönünde karşı taraftan beklentisini gösteriyor yengeçin e, bu olacak mı kesinlikle olacağını gösteriyor e, bu ağustos ayının 8'inden sonraki dönem içerisinde yengeç burcunun aşk hayatındaki değişikliklerin olacağını gösteriyor şimdi geçelim hava grupları İkizler, kova terazi ve yükseleni ikizler kova terazi olan partnerlerinin yengeçe kesinlikle sıkıntı verdiğini gösteriyor yengeç e, bu ilişkiye devam edip etmemekte kararsız kaldığını gösteriyor Partnerine karşı bir duygusu var kesinlikle ama partneri gerçekten onu çok yoruyor, zorluyor olarak gösteriyor. İşin içerisine yalan ve hile girdiğini gösteriyor. Yengeç şüphelenmiş olarak gösteriyor. İkizler kova terazi ve yükselen ikizler kova terazi olan partnerlerine üçüncü kişinin karıştığını ve yengeçin kıskandığını gösteriyor. Yengeç kıskandığı değil de gerçekten de bir olay olduğunu üçüncü bir kişini gösteriyor İkizler ee, ikizler kova terazinin ihanetinden bahsediyor çok üzgünüm bu ilişkide kararı verecek kişi yengeçtir ve yengeç yıkım kararını alacağını gösteriyor bu avaşak oğlakla olumludur kesinlikle şimdi e, diğer burçlara geçelim su gruplarıyla yengeçlerin arasındaki sıkıntı kaygılar olduğunu gösteriyor eee bir olumsuzluk var diyor. Bir e, kaygıdan bahsediyor. Yani bir hüsran ve bir sürtüşmeden bahsediyor kartlar. İkilemde kalmalar ve kararsızlıklar olabilir diyor. Kızgınlıklar olabilir diyor. E, üzgün gösteriyor yengeci. Kesinlikle bu ilişkide yengeci yoruyor olarak, olarak gösteriyor. Arada ne kadar kızgınlık ve sürtüşmeler olsa da ciddi bir ayrılık veya yıkımdan bahsetmiyor kartlar. Yine de, yine de üzgün olsalardı dediğim gibi aralarında anlaşmazlıklar ve sürtüşmeler olmasına rağmen su grupları ile yengeç burcunun konuşması ve karşılaşması kesinlikle dönüşü olacağını gösteriyor. Özellikle akrep burcundan bahsediyor. Şimdi geçelim ateş gruplarına. Koç aslan yay. Olumlu gösterdi direkt kart. Koç Aslan Yay ve Yükselen'e Koç Aslan Yay olan partnerlerinizle bir sıkıntı var ise barışacağınızı eğer barış içerisindeyseniz bir teklif bir evlilik teklifi alacağınızı gösteriyor. İletişim konusunda Yengeç Burcu'nun o 1 15 Ağustos arasındaki süre içerisinde ayın 9'undan sonra aşk hayatındaki küsmeler ve sıkıntıların olumlu şekilde sonlanacağını gösteriyor. Yengeç beklentisi alacağını gösteriyor. Karşı partnerlerinin yengeçe gelişinin ve yol yapacağını gösteriyor. Sevgili yengeç burçları ve aşkla ilgili rahatlama döneminiz ayın 9'undan sonraki süreci veriyor. Ama şu anda sizi biraz kaygılı olduğunuzu gösteriyor. Zor dayandığınızdan bahsediyor kartlar ve bu direnişte de Kararlı olduğunuzu gösteriyor. Barış ve her türlü e, olumlu e, aşktan yana değişiklikler kesinlikle Ağustos'un 9'undan sonraki süreye bağladı. Şimdi bir bakalım Yengeç burcunu maddiyat ve kariyerle ilgili neler bekliyor? Sonraki sorumda nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Kartların uyarısı ne yöndedir? Ona bakacağız arkadaşlar. E, şimdi Yengeç burcu Maddiyat ve kariyer. İş konusunda neler bekliyor Yengeç burcunu? Neler olacak 1-15 Ağustos'ta? Bir bakalım bakalım. Kader çarkı güzel bir karttır. Ayın onundan sonraki değişikliği gösteriyor sevgili Yengeçler. Yıkım yaşanacağını gösteriyor. Bitiş ve yeni bir başlangıç diyor. Biz şimdi kariyer ve iş baktığımız için bunu işe yorarak konuşacağız. Şimdi kader şarkı iş hayatınızdaki değişiklik kesinlikle bu iş değişmeden bahsediyor. Bitiş ve yeni bir başlangıç, iş değişimi, yer değişimi, mekan ve ülke değişimi olabilir diyor. Bununla ilgili, bu değişimle ilgili kararsız kaldığınız birkaç şey düşündüğünüzü gösteriyor ama kesinlikle muazzam bir değişim olacağını gösteriyor. Yengeç kaygılı diyor. Bu konuda biraz kaygı yaptığını gösteriyor. Kaygıya gerek yok gerçekten. Yengeç her zaman ekmeğini her yerden çıkartır arkadaşlar. 41 kere maşallah. Yengeç burçları her zaman kariyeri seven, çalışmayı seven burçlardır. Ee, bunu söyleyeyim. Muhtaç olmayı, hazır yemeği sevmez yengeçler. Şimdi bir şey diyeceğim burada. Bu e, iş yerindeki yaşadığınız yıkım sizi üzerek gösteriyor ama o kadar e, kurnazca davranıldığını gösteriyor ki iş yerinde size. Sizin çıkışını veriyorlar ama e, sevgiyle verdiklerini gösteriyor. Yani bizim hani sizin de veya ayrılıyorsanız da eğer severek hani e, helallaşarak ayrılacağınızdan bahsediyor kartlar. İş değişiminin üzerine birkaç iş teklifi alacağınızı gösteriyor. Burada kaygı yaptığınızdan bahsediyor kartlar. E, olumlu mu olacak? Kesinlikle olumludur. Şimdi ayın onundan sonraki e, dönemde Ağustos'un onundan sonraki süreyi veriyor. Orada, orada, o dönemlerde iş değişikliği yapabilirsiniz diyor kesinlikle değişim olacağını da gösteriyor. Olumlu bir değişimdir diyor. Gerçekten pişman olmayacağınızı gösteriyor. Çok muazzam bir haberin teklifini alacaksınız. Teklifi haberle beraber alacağınızı gösteriyor. Şimdi sevgili yengeç burçları Buradaki iş yerinde bazı yengeçleri kurumun içerisinde sıkıntıda olduğunu gösteriyor. Yengeç agresif ve yengeçe karşı bir saldırı ve bir iftira veya çekememezlik var. Bu konuyla ilgili olumlu olarak sonuçlanacağından bahsediyor. Ciddi şekilde sıkıntı yaşadığınızı ve o iş yeriniyle ilgili artık bir soğuduğunuzdan bahsediyor Kar, Bunun tersine döneceğini gösteriyor. Olumlu şekilde yükselişiniz ve Kızgın bir şekilde Onların e, verdiği kötü enerjiyi toplayarak güçleneceğinizi ve onların kötü enerjinize enerjilerini kendinizi bırakmayacağından bahsediyor. Savaşa devam diyor sevgili yengeçler. Kazancı arası gösteriyor arkadaşlar. Tarot'a daldım kahveyi unuttum. Bir saniye böyle bir kahveye de bakacağım. Şöyle bir göstereyim size. Yengeç Burcu yeni anlaşmalara hazır olduğunu gösteriyor. İsminde A ve M harfi olan Yengeç Burçları evlilik teklifi çıkma teklifi alabilirsiniz diyor kartlar. Ba pardon kahve. Şimdi diğer yöre geçtiğimizde Yengeç Burcu'nun iki tane sağlam görüşmesi olduğunu gösteriyor. İş görüşmesi, iş anlaşması. Yeniliklere açıksınız bu dönemde. Yeni tekliflerin olacağını gösteriyor. Özellikle ayın üçünden sonraki süreyi gösteriyor isminde f harfi olan yengeçler mükemmel bir teklif alacağınızı direkt 3 vakite bağladı. Bakın arkadaşlar bir daha söylüyorum. F harfi ve R harfi var burada. F R harfi olan yengeçler kesinlikle 3 vakit içerisinde hayatınızda güzel, olumlu bir haber, bir iş teklifi veya yeni bir teklif, çıkma, evlilik teklifi alabilirsiniz. Muazzam bir haberdir bu. 3 vakite bağladı. Şimdi diğer tarafa geçelim. Burada bir kalabalık yerlere gidip geleceğinizi gösteriyor. Burada yengeç burcunun biraz yalnız kaldığından bahsediyor kart. Sanki biraz daralmış olarak gösteriyor. İş yerinde olan komplo ve yengeçin arkasından dönen bazı şeyler var. Çok kıskanıldığınızı gösteriyor. E, merak etmeyin bu ayın 8'ine kadar olan süre içerisinde Ağustos 1-8 arasında iş yerinde bir karmaşalar olabilir. Lütfen karışmamaya bakın. Yoksa kabak sizin başınızda patlayabilir sevgili yengeçler. Her zaman yanlış anlaşılır yengeç ben kendimden biliyorum çünkü ben de yengeç burcuyum düşünmediğim şeylerle karşı karşıya kalırım her zaman yanlış anlaşılmalara biz bulur bizi bulur bunu biliyorum şimdi diğer tarafta yengeçin sağlam bir kapısı olduğunu gösteriyor. bu bir kısmet kapısıdır arkadaşlar rahatlama dönemidir diyor rahatlayacağınızdan bahsediyor biraz dinlenmeye ihtiyacınız var çok kafa çok dolu. Kafa çok yorgun yenge çok yorgun olduğunu gösteriyor onun için e, biraz dinlenmeye ihtiyacınız var sevgili yengeçler burada kahvenin dibinde hiçbir sıkıntı kaldığını göstermiyor ufak tefek bir nazarınız olduğunu gösteriyor bu sizi darlıyor olabilir. Yeniliklerle alakalı hiçbir sıkıntı görmüyorum sevgili yengeçler. Gerçekten açık bir kapınız her zaman var olduğunu gösteriyor. Burada yengeç burcunun yeni bir iş başlangıcı yapacağını özellikle ticari konuda yeni sıfırdan bir işe başladığından bahsediyor. Muazzam bir tutturma ve tek başına yaptığını gösteriyor ee, sevgili yengeç burçlarının. Açılım diyor yani e, hayatınızdaki değişiklikler konusunda. E, muazzam değişiklikler olacağını gösteriyor. Şimdi bir tabağa da bakalım. Tarotla devam edeceğim. Şimdi e, evet, sunum var size. Görüyor musunuz? Kesinlikle bir gemi yolculuğunuz var. E, burada isminde Y harfi olan yengeçler. Y harfi olan yengeçler, e, sanki birini ayağa kaldıracağınızdan bahsediyor. Birinin çok ciddi sizin yardımınıza ihtiyacı var. Bir yolculuk yapacağınızı gösteriyor. Yolculuk sırasında dikkatli olmanız gerekiyor sevgili yengeçler. Sağlığınıza ve olası ani e, Allah korusun, olası ani şeylere dikkat etmeniz gerekiyor kahve bunu gösteriyor bir düşüş yaşayabilirsiniz ama bu yol içerisinde yalnız olmadığınız için tutunacak birisinin var olduğunu gösteriyor özellikle gemi yolculuğundan bahsediyor bu uluslararası bir yolculuk da olabilir şimdi bu yolculuğunun başında sizi sanki bir sözleşme ile ilgili gideceğinizi gösteriyor ee, uluslararası veya şehirler arası bir iş anlaşması iş görüşmesi ve e, bir iş imzası için gideceğinizi gösteriyor olumlu mudur tabii ki de olumlu olduğunu gösteriyor. Yengeç'i burada gelinlikte gösteriyor. Gelinlik yiyeceğinizi gösteriyor. Yani bir düğün bir nişan söz konusu. Bebek bekleyen yengeçler kız bebek gösteriyor arkadaşlar. Güzel açılım oldu gerçekten. Kahve güzel gösterdi. Şimdi sevgili yengeç burçları bir parayla ilgili yatırımla ilgili zaman bakalım. Ne zaman yapmanız gerekiyor? Yengeç'i üzgün gösteriyor güvendiği insanlara karşı bir sıkıntı yaşandığını, yengeçe bir ihanet olduğunu gösteriyor. Buna rağmen gözünü kapatarak işine devam ettiğinden bahsediyor. Ayın e, 7'sine kadar olan süre içerisinde maddi olarak hiçbir yatırım yapmamanızı öneriyor kartlar. 7'sinden sonra, Ağustos 7'den sonra yapabilirsiniz. E, şimdi mahkemesi olan yengeç burçları eğer böyle bir boşanma davası filan olan yengeçler varsa kesinlikle barışacaklarını gösteriyor. Yenilikler vardır veya diğer mahkemesi olan yengeçlerde ise bu davanı kazanacak kişi sizsiniz. Hayatınızın her türlü bu 15 gün içerisinde dengede gideceğini söyleyebilirim. Şimdi kartlara nelere dikkat etmeniz gerekiyor sorusunu soracağım. Ne ile ilgili uyarıda bulunuyor kartlar size bir onu sorup kapatacağım. 2 3 4 5 6 7 Şimdi diyor ki ortak işlerde veya e, merhametinize kesinlikle sığınmamanız gerekiyor. Özellikle işten ve maddi yatırım yaptığınız yerlerden arkadaş çevrenizden bahsediyor. Sizin diyor ilk hissettiğiniz düşündüğünüz fırsatçı kişileri zaten hissedersiniz. Hissettiğinizi yapmanız lazım. Duygusallığa yer yok. Paranıza dikkat edin bir para kaybı yaşayabilirsiniz. Bu arada ne borç vermek borç almak işi olmasın diyor sevgili yengeçler. Ne zamana kadar ayın yedisine kadar dikkat etmeniz gerekiyor bir para kaybı yaşayabilirsiniz ee, ve e, bu para kaybı arkadaşlar arasında ve aileden biri de olabilir size sıkıntı yaşatabilir diyor kesinlikle para kaybından kaçmanız gerekiyor dikkatli olmanız gerekiyor diyor para kaybı yaşayabilirsinizle ilgili uyarı verdi sevgili yengeçler. Evet arkadaşlar videomu fazla uzun tutmak istemiyorum. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi unutmayın lütfen. Tabii ki de yorumlarınızı bekliyorum. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın, güzel kalın canlarım.